Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Böyle bant kaydı gibi her girişte aynı sözü söylüyorum ama bazen e, paylaşıldığı için abone olmadan izleyen arkadaşlar var sosyal medya üzerlerinden. O yüzden hani abone olursanız e, yüklediğim videoları anında izleme şansına sahip olur takip etme şansına sahip olursunuz zil işaretinde açarsanız yüklediğim her videoda anında bildirim alabilirsiniz renk kuşağı böyle mürdüm gibi bir rengimiz var petrol mavisi gibi bir rengimiz var ve ve hardal sarısı krem yazmanın ana rengi krem Sizler benim ortası boş yazmalarıma alıştınız arkadaşlar çok seviyorum ben bu ortası boş kenarı desenli yazmaları model de güzel gösteriyor hem böyle bir karışıklık olmuyor karmaşa olmuyor bence güzel oluyor ortası boş böyle kenarı desenli bir yazmaya sahibim yine tığ battımı iki zincir çekerek yaptım iki zincir çekerek tığ battımı yaptım ve modelimizde modelimize gelince modelimizde budur arkadaşlar eee Fazla bir yerde görmedim. Bir kişi yapmış bu modeli ama yaprakları 5 taneydi. Çok şey oldu böyle hani volam volam oldu. Volüm volam volam. Yani böyle bol bol volüm nereden çıktı? Bol bol oldu arkadaşlar. O yüzden şöyle aşağıya böyle güzel oturmadı. Böyle bol bol açınca açılmıyor. ben o yüzden 4 yapraklısını denedim. Daha güzel olduğunu düşünüyorum. Alt zeminimizi hep bu çubuklarımızı yaparak gidiyoruz ilk başlar ilk başta ilk sıramızda hemen başlayalım ipimizi tığımıza takıp Bismillahirrahmanirrahim ve başlayalım ipimizi tığ battığımıza sabitledik ilk başlar iken şu tarafı unutuyorsunuz her zaman söylüyorum ben ilk başlar iken nasıl olursa o şekilde anlatmaya gayret ediyorum şurayı görüyor musunuz arkadaşlar burası tığın girip bakın şuradan başlıyor böyle girdiği yer izetti ama o acıyı anlatamam. Yaşayan, başına gelen arkadaşlarım bilir. Yani böyle ayak parmaklarınızın ucundan tutun tepenize kadar acıyor. İnşallah yine buraya elim girmeden e, devam edip e, videomuzu başarılı bir şekilde tamamlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi tıbatısına sabitledim. İpimi tıbatısına sabitledim. Örümcek çekiyorum. Başına iki kez aldım. Bir iki üç tane atlıyorum. Benim tığ battılarım küçük. Sizlerinki e, tığ battınız büyük ise Yani Bir iki atlayıp üçe girin. Ben bir iki üç atlayıp dörde giriyorum. Sizler üçe girebilirsiniz. Önce bir kez aldım. Sonra iki sonra iki sonra iki aldım. Bir iki üç dört Beş adet zincir çektim. Çıktım bu araya girdim. Kapattım. 6 adet sık iğnesi ile aşağı iniyorum 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi aynı tığ battı içerisinde sabitliyorum örümcek çekiyorum yine başına 2 kez alıyorum 1 2 3 tane tığ battı atlayıp dördüncüye giriyorum önce bir kez sonra iki sonra 2 sonra, sonra iki alıp çıkış yapıyorum 5 adet zincir çekiyorum. Çıkış yaptığım bu araya giriyorum ve kapatıyorum. 6 adet sık iğnesi ile aşağı iniyorum. 3, 4, 5 ve 6. 7. sık iğnemi aynı tığ battı içerisinde tamamlıyorum. Örümcek çekiyorum. Başına 2 kez alıyorum. 3 kutucuk atladım. 4. tığ battıma girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki alıp çıkış yaptım. 5 adet zincir çektim. Çıkış yaptım bu noktaya giriyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 adet sık iğnesi yaptım. 7. yuvamda tamamladım. İlk zemin hazırlığımız hep bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde yazmanızın hepsini çubuklarınızı yaptıktan sonra üzerine bu motifleri yapacağız. Alt kısmımız hep bu şekilde. Ben bu iki motifin arasını 3 tane çubuk bıraktım. Şimdi bu motifi yaptık. 3 tane bırakabilmemiz için 1, 2, 3, 4 tane sayarız. Beşinciye modeli kurarız. Çünkü bunu da buradan ekleyeceğimiz için biri eksilmiş olacak. Arada 3 kalacak. Yani kaç tane bırakacaksanız arada 1, 2, 3 bırakacaksanız 4 tane sayıyorsunuz. 5.ye kuruyorsunuz. Şimdi şuradan başlayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5.ye kuracağım. 5.ye. Bununla motifin bağlantısı olacak. Arada 3 tane kalacak. 1, 2, 3, 4, motifin bağlantısı 5, motifin ortası. İnşallah bu kısmı anlatabildim. Şimdi hangi rengi yapacağız? Heh, mavi yapacağız. Mavi rengimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. İki motif arası istediğiniz arayı verebilirsiniz sizler. Ben şimdiki buradaki araya aynısını yapacağım. Üç tane çubuk bırakacağım. O zaman ne yapıyorum? bu motif eklendikten sonra 1 2 3 4 5. sabitliyorum tepesine. 8 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Zincirimi aynı noktaya tepeye kapatıyorum. Bu 1. Tekrar 8 adet zincir. 3 4 5 6 7 8 aynı noktaya tepe noktasına kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tepe noktasına kapatıyorum 3 oldu 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 aynı noktaya kapatıyorum 4 oldu 4 kez 8 zincir kapattık bu yuvamıza bir adet zincir çekiyorum ben yine çakmağımı almadım kalkmak da istemiyorum kırdım aslında kırmak iyi değil. Elimizi de zorluyor. Şöyle hemencik de ee, çakmağımı mı almadım dedim. Makasımı almadım. Gördüğünüz gibi dört tane pıtırcığımız var. Hemen şu iplerimizden de kurtulalım ki gözünüzü yormasın. Şimdi yazmamızın ana rengi krem. Krem kullanacağım. Bütün ortalarda krem kullanıp kenarlarını içindeki renklerle gittim. Ortaları şu göbek kısımları da kenar rengiyle aynı tuttum. Krem rengimi aldım, ipimi tığıma sabitledim. Buradaki tepe noktaya giriyorum. Hemen yanındaki ipimi sabitliyorum. Yani demek istediğim şimdi anlaşıldı. Bunu buraya Kullanınca bakın arada 3 tane kaldı. Başına 2 kez aldım. Buradaki ortadaki ilk yuvama giriyorum. Önce 1 kez aldım. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp çıkış yaptım. 2 adet zincir çektim. Buradaki zincire girdim kapadım. Bu birinci sık iğnem. 2. 3. 4. 5. Ve 6. 6 altı adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 oya mı döndürüyorum. İlk başta 2 adet zincir çekerek kapatmıştım ki dönüşte bu batış batışma batışlar rahat olsun. Allah'ım yorgunluk bu kadar mı dile vurur? Temizlik yaptım arkadaşlar. bugün pazartesi günlerden. Bu video ne zaman yayınlanır bilemiyorum şu an ama bugün günlerden 12 Kasım pazartesi yorgunum şu an. İlk baştaki sık iğneme girdim, kapattım. 2 adet zincir çekip düz yüzünü döndüm. Bu zincirin içine girip kapatıyorum. Bakın bu 2 adet zincir çekip kapattığımız eee batarken rahat olsun diye batıyoruz. 2 3 4 5 toplamda 6 adet sık iğnemi yaptım. 6 adet zincir çekiyorum yine. Oyamı döndürüyorum. Dediğim gibi ilk baştaki sık iğneye Batıp kapatıyorum. 6 adet zincirimi 1, 2 adet zincir çekip düz yüzünü dönüyorum. Bu 6 adet zincirim içine girdim kapadım Bu birinci sık iğnem ikinci, 3 dördüncü, 5 ve 6. 3 tane böyle dolgulu çubuğumuz oldu. Şimdi başını 2 kez alıyorum 3 tane dolgulu çubuğumuz olduktan sonra. İkinci pimpirim buradaki yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım, çıktım. İki adet zincir çektim. Bu zincire girdim, kapattım. Birinci sık iğnem, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Altı adet zincir, üç, dört, beş, altı. Oya mı döndürdüm? O ilk başta iki adet zincir çekerek kapattığım ilk sık iğneye girdim, sabitledim. Yine iki adet zincir çektim, dönüş yaptım. Zincirin içine girdim ve kapattım. Bu birinci sık iğnem. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Tekrar 6 altı adet zincir çekiyorum. Üç, dört, beş, altı. İpim de burada ses yapmaya devam ediyor. Döndürüyorum. İlk baştaki o sık iğneme girip kapatıyorum. Tekrar iki adet zincir çekip düz yüzünü dönüyorum. Sadece bu dönüşlerde İki sık iğne iki zincir çekerek yapıyoruz. Girdim, kapattım. 1. sık iğnem, 2. sık iğne 3. sık iğnem, 4. ve 5. ve 6. Yine 3 tane böyle sık iğneli yuvam oluştu. 3 tane başına iki aldım. 3. yuvama aşağıdan giriş yaptım. Önce bir kez aldım, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp çıkış yaptım. 1 2 zincir çektim. Zincire girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 ve 6. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çektim, dönüş yaptım. İlk sık iğnemin içine girdim, kapattım. 2 adet zincir çektim, dönüş yaptım. Bu zincirin içine girdim, kapattım. 1 2 3 aynı işlemi arkadaşlar 4 5 ve 6. 1 2 3 4 5 6 zincir dönüş yap. İlk sık iğnenin içine batıp kapatalım dönüş yaptıktan sonra. 2 adet zincir çekip dönüş yapalım. Buradaki zincire girdim, kapadım. Toplamda 6 adet sık iğnesiyle dolduruyorum. 3 4 5 ve 6 altı. Altı. başına 2 kez aldım bakın 3. 3 üç trabzanın üzeri sık iğneli son yuvama giriyorum önce 1 kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıp çıkış yaptım 2 adet zincir çektim bu çubuğuma kapattım 1 2 3 4 5 6 adet sık iğnesi yaptım 6 adet zincir çektim dönüş yaptım tersini döndürdüm ilk sık iğnenin içine girdim sabitledim 6 adet zincirimi tekrar 2 adet zincir çekip düz yüzünü döndüm buradaki zincirime giriyorum yine 6 adet sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 zincir çektim dönüş yaptım ilk baş sık iğnemde kapattım 2 adet zincir çektim dönüş yaptım 1 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar bakın 4 tane pimpirimin tepesine batarak 4 tane bu kareleri oluşturduk. Şimdi buraya giriyorum. İlk tepeye yanındaki sık iğne ile sabitliyorum. Bir adet de zincir çekip yine ipimi kesiyorum. Ben kırıyorum. Siz kesin. Elinizi kesmeyin. Makas kullanın arkadaşlar. Bazen buraları kesiyor. Şimdi bunları da temizleyip dönüyorum. Yine ortasında kullandığım mavi ile devam edeceğim. Kenar kısmını ipimi tığma sabitliyorum. tersinden. Burası oyamızın ters kısmı. Şuradan şöyle bakın. Bu yeşille beyazın şu aradan. Kutucuk ve şu yeşilin arasından girip buraya sabitliyorum. 5 adet zincir çekiyorum. Bu tepe noktaya buraya 5 adet zincirimi giriyorum. Kapatıyorum tepeye. 4 adet zincir çekiyorum. Aynı tepeye kapatıyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum böylelikle şu şekilde. Tekrar 5 adet zincir. Bakın bu araya şuradan giriyorum. İpin ucunu alıp bu arada kapatıyorum. Tekrar 5 adet zincir. Tepe noktasına giriyorum. Tepeye kapatıyorum. 4 adet zincir. Tepe noktama batıyorum. Bir yuva oluşturuyorum. Şu şekilde. 5 adet zincir. Buraya giriyorum. Kapatıyorum. 5 adet zincir tepe noktama batıyorum. Kapatıyorum. 4 adet zincir çekip aynı tepe noktasına batıp küçük bir yuva oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 adet zincir aşağı bu araya giriyorum ve kapatıyorum. Tekrar 5 adet zincir Şimdi buradaki tepe noktasına batıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 2 3 4 zincir çekip aynı tepe noktasına batıp kapatıyorum. 5 adet zincir. Bakın. Şimdi bu yeşille beyazın arası. Buraya girip ipin ucunu alıp burada sabitliyoruz. Düz yüzünü dönüyorum şimdi. Bunu tersi yüzünden yaptık. Şu an düz yüzünü döndük arkadaşlar. Şimdi buradaki ilk 5 zincirli kenar zinciri bakın buraya giriyorum. 1 2 3 4 5 sık iğnesi yaptım. Bu tepedeki noktaya giriyorum şimdi o 4 zincirli yere. 1 sık iğnesiyle girdim. 1 <laughs> Çok pardon. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. İnşallah çekeceğim. Tepe noktasına, o küçük yuvaya girdim, kapadım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı tepeye girdim, kapadım. 2 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı tepeye girdim, kapadım. 3 kez 5 zincir çekip battım. Şimdi buradaki 5 zincirli yere giriyorum. Sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 Yandaki yere geçiyorum. 1 2 3 4 5 Tepedeki o yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepedeki yuvama kapattım bu 1. 5 zincir çektim. Tepedeki yuvama kapattım 2. 5 adet zincir çektim. Tepedeki yuvama kapattım 3. Şimdi buradaki zincirime giriyorum. 5 sık iğnesi yapıyorum aşağı. 2 3 4 5. Şimdi buradaki zincirime giriyorum. 1 2 3 4 5. Tepedeki küçük yuvama girdim bir sık iğnesiyle. 5 adet zincir çektim. Ne kadar çok ses yaptın sen ip. 5 adet zincir çektim. Tepeye girdim, kapadım. 5 adet zincir çektim. Tepede kapadım. 5 adet zincir çektim. Tepede kapadım. 3 oldu. Şimdi buradaki zincirime giriyorum. 1 2 3 4 5 sık iğnesi yandaki zincire geçiş yapıyorum 1 2 3 4 5 tepedeki küçük yuvama bir sık iğnesi giriş yaptım 5 zincir çektim girdim kapattım bu bir 5 zincir çektim girdim kapattım bu 2 5 zincir çektim girdim kapattım 3 3 kez 5 zincir çekti. Şu yandaki 5 zincirli yerime 5 adet sık iğnesi yapıyorum. 4 5 Şimdi buradan şöyle girdim yine. Sık iğne ile sabitledim. Bir adet de zincir çektim. Yine ipimizi kıralım. Evet arkadaşlar. Motifimizin yapım aşaması bu şekilde. Şimdi bu aradaki çubukların tepesine pıtırcık yapıyorum ama renklerin yan yana gelmemesine özen gösterin. Mesela bu borduyla bitmiş ise yani mürdümle buraya ben sarı yaptım. mürdüm ortaya koydum. Buradakine de mavi düştü. Bakın sarı yanına mürdüm. Mavi yanına sarı. Bu ortaya da mavi koyacağım. Tabi sizler bilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde kurabilirsiniz. İpimi tığıma sabitledim. Burada tepe noktasına batıyorum çubuğumu. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine tepe noktasına battım. Kapattım. Bu 1. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepe noktasına battım. Kapattım. Bu 2. 5 zincir çektim. Tepeye battım. Kapattım. 3, 5 zincir çektim tepeye battım kapattım 4 5 zincir çektim tepeye battım kapattım 5 5 kez 5 zincir çekip bu tepede kapatıyoruz arkadaşlar bir zincir çekip ipimi kırdım Evet arkadaşlar oyamızın tamamlanmış hali bu şekildeydi İnşallah anlatabildim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın